günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturmaktadır. Klinik çalışmalarda ve sistematik değerlemelerde gösterilmiştir ki stres ile kronik diş eti hastalığı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Günümüzde bireyleri strese ve depresyona iten pek çok faktör bulunmaktadır. Çok sevilen birinin ölümü, boşanmalar, maddi sıkıntılar, iş kayıpları bireyi strese sokmakta ve buna bağlı olarak diş eti ve çevre dokularına zarar verebilmektedir. Akut bir diş eti hastalığı olarak bilinen nekrotizan ülseratif diş eti hastalığı ilk olarak cephede savaşan askerlerin ağzında tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu hastalığın oluşumunda ve gelişiminde stres önemli bir yer tutmaktadır. Sınav döneminde olan öğrencilerde yani stres altındaki bireylerde biz sıklıkla nekrotizan ülseratif diş eti hastalığı oluşumunu görmekteyiz. Risk bir bireyin belirli bir zaman süreci içerisinde spesifik bir hastalığa yakalanma olasılığıdır. Diş eti hastalıkları içinde stres değiştirilemeyen bir risk faktörüdür. Risk belirleyicisi olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla stres varlığı diş eti hastalığına yatkınlık oluşturabilir diyebiliriz. Stres varlığında bireyler ağız sağlıklarına dikkat edemezler. Buna bağlı olarak diş eti hastalığına yatkınlık oluşur. Stres altındaki bireylerde dişlerde sıkma, gıcırdatma gibi durumlar gerçekleşir. Yine bu olaylarda diş eti ve çevre dokularına zarar verebilir. Stres altındaki bireyler sigara tüketimini artırırlar. Sigara da diş eti hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Stresin bir ikinci etkisi daha vardır. Stres varlığında adrenal korteksten kortizol hormonunun üretimi artmaktadır. Kortizol hormonunun üretiminin artması da bizi hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemimize zarar vermektedir. Buna bağlı olarak da hastalığa yatkınlık, diş eti hastalığına yatkınlık söz konusu olmaktadır. Diş eti hastalığına yatkınlık dışında stres altındaki bireylerde uyguladığımız diş eti hastalıklarının tedavisinin sonucu da negatif yönde etkilenmektedir.